ready. Happy New Year early. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy 2000! Sevgili seyirciler, bu sezonun bir başka yeniliğine sıra geldi. 32. gün artık internette. Peki nedir bu internet? Hello, I'm Bill Gates. In this video, you're going to see the future. Bir 2000'li yılları hatırlayalım. Bizi izleyen birçok kişi henüz daha dünyaya bile gelmemiş o dönemde. Bütün hararetiyle internet diye bir şey var. Nasıl bir internetten söz ediyoruz? Toplam kullanıcı sayısı yanlış hatırlamıyorsam böyle 340-360 milyon civarında dünyada. Bugün mesela 300 milyon üyesi olan bir sosyal ağ bile icabında küçümsenebiliyor. O zaman dünyada internet kullanıcı sayısı o kadar. Ya mesela Google'ı kimse bilmiyordu. Google'ı herhangi birine söyle, Google ne derdi? Yani hiç kimsenin haberi yoktu Google'dan. Daha Google 1 yaşında, yeni kurulmuş. Ya düşün, Google'ın olmadığı bir dönemden söz ediyoruz. Ve internete bağlanıyoruz. Bakın, bugün internete bağlıyız. O zaman bağlanıyoruz. Ve Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Sayın Başbakanım, afiyet. Bir eylemdi. Ekonomi %6 küçülmüş. Enflasyon %70. Esnaf artık böyle yazar kasa fırlatıyor başbakanların önüne. Çalkantılı bir dönem. Dolayısıyla bu 2001 kriziyle beraber de insanların interneti de yavaşladı. Şöyle yavaşladı. Dial-up'ta kaldı. Hakikaten yani geri dönüp gene baktığımda 2005 yılına kadar Türk interneti bayağı sancı çekti. Biz de çektik tabii. Bakıldığında hani ticariyi geçtim, herhangi bir şey için en kötü zaman. Herkesin böyle durdurma tuşuna basıp sabırla beklemeye çalıştığı, nefes tutma yarışı sürdürdüğü bir dönem. ...96'da ilk internete bağlandığımda dedim ki ben burada kesin bir iş yapacağım. Ben 99'da askere gittim. Askerde de öyle şanslıydım ki Excel, Word biliyorum diye bölük komutanının yazıcısı oldum ve 99 yılında internet bir tek bende var, koca bölükte. Dolayısıyla sürekli bakınabiliyorum internete. Orada karşıma çıktı. eBay'i orada fark ettim. Şimdi bugün için ne var canım, işte herkesin aklına gelebilecek bir şey dediğimiz eBay dünyada bir ilkti. 2001 yılında biz başladığımızda sanıyorum 50 bin e-ticaret kullanıcısı vardı Türkiye'de. Yani siz her şeyin en mükemmelini yapsanız, en büyük dahi olsanız 50 bin kişiye işlem yaptırabilirsiniz. İlk 2-3 sene gitti gidiyor sadece açık arttırma formatıydı. Yani ismi bile oradan geliyor. Noterde güldüler. Gitti gidiyor diye şirket ismi mi olur diye. Ama haklı yani. Son 10 seneyi biraz daha geçkin bir zamandır online satış yapmaya başladık. Gitti gidiyorla başladık. Babadan kalma bir iş. Eminönü'nde küçük bir dükkanımız var. Eminönü çok erkek ortamı. Kadın olmak zor Eminönü'nde. Halime Hanım vardı, gitti gidiyordu. Bir gün dükkana geldi, dedi ki bir şeyler yapalım. O zaman işin çok büyük bir bölümü fiziki olarak yapılıyor. Şarjlı bir diş fırçası satıyoruz o zaman.
Halime Hanım bize söylemeden o şarjlı diş fırçasını SMS göndermiş müşterilere. Bakıyoruz fatura kesmeye, yani bir entegrasyon yok, bir şey yok. Mümkün değil hani o hıza yetişmemiz. Fatura kesmeye yetişemedik o diş fırçalarının satışında. Ben o şeyi hani ekrandaki o diş fırçası siparişlediğim düşüşünü hala gözümün önünde. O zaman evet dedik, yani bu yolla büyünebilir. Öyle başladık. Ve sonrasında büyümesine şahitlik ettim. Ama tabii bu dönemde büyümesini hem bir gazeteci olarak hem de bir üye olarak iştirak ettim. Deminki ekonomik kriz şartlarını bir hatırlayalım. İnsanların artık neredeyse cebine elini atmadığı bir dönemde kredi kartı sahipliği çok az. Efendim ben para taşımıyorum. Resimli kredi kartlarından kullanıyorum. İçim rahat. Hem resminiz hem de imzanız var. Bakın kartı rica edin. Kredi kartını internete bir siteye vermek, şu parantezde anlaşılsın, internetteki en büyük uyarının aman kimseye adını soyadını söyleme, aman kimseye fotoğrafını gösterme dönemi. İlk bilgisayarı sanıyorum 2002-2003 öyle bir zamanda aldık. Biz, oğlum benim dedi ki gitti gidiyor diye bir yer var, gel anne bakalım. İlk alışverişim oydu. Kredi kartıyla yaptık alışverişi ama o zaman da hatırlıyorum böyle düşük limitli bir kredi kartı seçmiştim. Ne olur ne olmaz. E-ticaret insan doğasına aykırı bir iş biliyorsunuz. Normalde giriyorsunuz, bir ürünü beğeniyorsunuz, onu giyiyorsunuz, deniyorsunuz, test ediyorsunuz. Ondan sonra çıkarken parasını ödüyorsunuz. Bizim platformumuza geldiğiniz zaman bir para ödüyorsunuz, ondan sonra ürün size geliyor. Bu insan doğasına aykırı. Siz bir ürün mü satıyorsunuz? Bu sattığınız ürünler sahte mi? Ne oluyor? Ben kimden bu ürünü alıyorum? Gibi böyle kafalarda müthiş bir soru işareti vardı. Ben hep şöyle anlatıyordum. Bakın biz bir pazar yeriyiz. Biz bir alışveriş merkeziyiz. Ne yapıyoruz? Alıcıyı ve satıcıyı bir araya getiriyoruz. Hem kredi kartını ver, alışveriş yap diyoruz. Hem de bizimki normal bir alışveriş sistemi de değil. İki birbirini tanımayan adama işlem yaptırıyoruz. Biri para ödeyecek, öteki de malı yollayacak. Şimdi dedik ki bu iş burada çalışmaz. Buna başka bir formül bulmamız lazım. İşte güvenli e-ticaret dedik o gün ama sonra adını değiştirdik. Sıfır risk sistemini getirdik. Ödemeyi biz alacağız. Biz tahsil edeceğiz. Kredi kartı veya havaleyle. Satıcıya yolla diyeceğiz. Alıcı eline geçip okey elime geç dediği zaman biz parayı satıcıya geçeceğiz. Aslında çok basit sistem. Yani gitti gidiyorum Türkiye internetine ve daha büyük halkada dünya internetine sağladığı katkıyı düşünürsek eğer, birincisi bu güvenli ticaret kavramını sağlayabilmek için aynı kısıtlardan ötürü ortaya koyduğu yenilikler. Gitti gidiyor, gitti gidiyor yapan, hani tek bir şey söyle bana derseniz bence sıfır risk derim o ödeme sistemi. İnanılmaz bir trafik. Otomatikman sitenin bu kadar trafik çekiyor, ivmeleniyor olması tabii hem alıcıları hem satıcıları da bir yandan çekti. Ve o ivmeyle biz 2006 ortalarında eBay'in dikkatini çektik. Retrospektif olarak yani geçmişe yönelik baktığımda ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladım. Gitti gidiyorum satışı. Gitti gidiyor bir internet girişimi tamamen Türklerin kurduğu 100 milyonlarca liraya satıldı. Bu bir anda herkesin diye bir dönüşüne sebep oldu. Ne oluyor ya, bir dakika. Geri dönüp baktığımda ilk dediğim şeylerden biri de bu. Bir sürü şirkete hem kaynak yaratmak hem de Türkiye'nin ilk en büyük çıkış hikayesi oldu. eBay gibi bir şirket ilk defa evet bizimle şeye geldi, Türkiye'ye giriş yapmış oldu. Aynen. Gitti gidiyor 20 yıldır.
bu pazarın yön veren şirketi, ilk yatırım alan şirketi, o yatırımlardan sonra esasında diğer şirketler, diğer uluslararası firmalar Türkiye'deki cazip ortamı görüp Türkiye'deki bu e-ticarete yatırım yapma kararını aldılar. Buradaki bir sürü öncelik hep gitti gidiyordu oldu. Yani sonuçta buz kırıcı gemi gibiyiz. Dolayısıyla ilk biz gidiyoruz o yoldan. Şimdi insanların ilklerle tanışırken bu kadar böyle acemi ve bu kadar samimi, ön yargısız olduğu bir dönemde viral reklam diye bir şey çıktı. Bir kuru söyle gönül ablana, bir kuzu bağla sicimle beline. Gitti gidiyor alalım küreği, gitti gidiyor kafasından tut. Ah anam, lah anam, koskoca kadın oldun, oyuncak ayın hala neden duruyor? Git al bir yenisini, hatta bul sahisini, gitti gidiyor. Bir ajans vasıtasıyla oldu gitti gidiyorla bir viral proje yapmamız. O da aslında galiba ilk viral reklam projesiydi. Yani kendi paylaşım gücünü taşıyan ilk reklam çalışmalarından biriydi. Belki de gerçekten birincisiydi. Çünkü o zamanlar bir şeyleri ilk yapma durumu çok kıymetliydi. Sonraki işte 15 senede bir televizyon reklamının bu kadar etkili olduğunu görmedim. O zamanlar inanılmazdı. Çünkü ilk defa gitti gidiyor televizyona çıktı ve o kadar çok insandan evet işte internet sonunda oluyor gördüm. eBay 2011 yılında buranın içine girdi ve tabii ki insana değer verdiği motivasyonlarıyla gitti gidiyor tabii ki çok şey kattı ama bence biz ekip olarak en az o verileri alıp dönüştürüp çok daha iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. eBay'in temel felsefesi bu. Yani geçmişinizin, nasıl bir insan olduğunuzun önemi yok. Onlar için insanlar özünde iyi. Geldiğimde gitti gidiyorum. Dinamikleri farklıydı. Dönüştük artık ilk 10 senesiyle ikinci 10 senesi arasında çok ciddi fark var. Markası dışında her şey değişti diyebiliriz herhalde. Bugün çok büyük oyuncular aramızda. Bu çok güzel açıkçası. Çünkü sektörün gelişmesi için çok önemli. Hani adil rekabet etmekten kastımız bu yani. Tüm oyuncular burada olsun, bütün satıcılar bunlara erişsin ve birlikte hem Türkiye ekonomisine bir fayda sağlayalım ama bunu yaparken de işi kuralına göre oynayalım istiyoruz. Bu aslında bir şekilde diğer şirketlere örnek olmak ve aslında dolaylı yoldan da toplumsal bir dönüşüm sağlamasına vesile oluyor. Para kazanmak çok önemli. Hepimiz bunun farkındayız ama bunu yaparken de bir yandan da bazı değerleri gözetmek gerektiğini düşünüyoruz. Arka planda düşündüğümüz şey çeşitli etik değerlerin korunması. Biz böyle bir şirketiz. Biraz üzülmüyor musunuz mesela gitti gidiyorum böyle iyi bir yer olmasına düşündüğünüz zaman? Yani şöyle üzülmüyor musunuz? İyi bir insan, iyi bir kurum ya da her neyse iyisinin olmak hep bir dezavantaj ya. Çünkü onu yapmayanlar senden daha avantajlı oluyor. Senin katlandığın maliyetlere katlanmadıkları için. Senin çektiğin sıkıntıları çekmedikleri için. Gidiyorum pek belki kendiyle birlikte anılmayan ama şu tabloya baktığımızda gördüğümüz o kenardaki abi. Hani çocuklar takılsınlar. Onlar da hani onlar da bir şeyler yapsınlar. Hepimize yeter. Hepimize yani bak şu yan esnaf falan tarzı muhabbeti. Onu da nispeten bütün bu pirana havuzu içerisinde başka bir kenarda tutuyor gibime geliyor. Bilemiyorum. Baktığımız zaman bizim hem gitti gidiyor olarak değerlerimiz var hem de eBay'in değerleri var ve bu ikisinin birleşimi esasında çok güzel örtüşmüş zamanında. Ve bunu hep korumak bizim önceliğimiz oldu. Biz gitti gidiyor da ne yapıyoruz? Biz kararları şirketle ilgili insan kaynaklarının kararlarını çalışanlarla beraber alıyoruz. Bizim bir çalışan meclisimiz var. 3 tane ana grubumuz var. Bunlardan biri WIM, kadın istihdamına destek, kadınları desteklemek için kurulmuş bir grup. Kadın erkek eşitsizliğini ve bu anlamdaki haksızlığı şirket merkezine koyan, bunun için hem şirket içerisinde hem de şirket dışında bir farkındalık yaratmak üzere çalışan bir ekibin parçası.
gitti gidiyor da annelik izni 20 hafta, babalık ve evlat edindirme izni de 12 hafta. Fark ettik ki bizim gibi şirketlerde dahi özellikle kadın çalışanlarda izne çıktıkları zaman işlerini kaybetme veya yarıştan kopma gibi hisleri olduğunu fark ettik. Çalışanlarımıza şunu söyledik. İzinde olduğun sürece hiç korkma, döndüğün zaman işini yerinde bulacaksın. Orada hiyerarşi diye bir şey yoktur. İşte genel müdürdür, direktördür falan bunlar hikayedir. Her şey çalışanların değeridir. Her çalışanın değeri aynıdır bizim için. Great Place to Work kazanıyoruz biz 5 senedir. İkinci grubumuz da United in Pride. LGBTİ bireylerin desteklenmesi, iş hayatındaki sorunlarına çözüm bulmak için kurulmuş bir grup. Üçüncü grupta engelliler için kurduğumuz bir de grubumuz var. Sadece devletin belirlediği kotaları doldurmak için engelli almıyoruz. Bütün pozisyonlarımızı bu konuda hizmet veren STK'larla da paylaşıyoruz. Engelli ve iş arayan arkadaşlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Her bir pozisyonumuza herkesin başvurmasını sağlamaya çalışıyoruz. Gerçekten çok ciddi bir tempomuz var ama bütün temponun ortasına mutluluğu, huzuru, saygıyı koyduğumuz zaman ben gidiyorlar. Hiç kimsenin yalan söylediğini düşünmüyorum orada. Çok ciddi söylüyorum. Çünkü bu yalan söyleyecek mesafe ya da yalan söyleyecek ortam sağlanmadığı için gelip herhangi biri benim çocuğumun morali bozuk gidiyorum dediği zaman tabii ki diyoruz. Yıllardır beraber çalışıyoruz artık. Hakikaten beraber çocuklar doğuruldu, beraber evlenildi, beraber aile olundu. Benim için gitti gidiyor da her gün ayrı bir gün. Hem geliştiğim hem satıcılarla alıcılarla geliştiğimiz, çalışma arkadaşlarımızla büyüdüğümüz ve her gün yeni olan bir düzen içerisindeyiz. O yüzden benim için bu çok kıymetli. Vallahi şöyle söyleyeyim, işte o gitti gidiyordaki 10 sene o kadar değerli, o kadar kıymetli ki. Çünkü kendi kendimize deney yanına öğrendik her şeyi. Yani sonuçta bunun bir okulu yok. Çok şey öğrendik, çok tecrübe edindik. Aslında onların da hepsinin bir sebebi varmış. Bir sürü tecrübeyi aktarmak, bunlar çok değerli, çok kıymetli şeyler tabii yani. Bu hepsi gitti gidiyor sayesinde. Bazı izleyenler ya şimdi gitti gidiyor çağırdı diye bütün bunları sayıyorsun diyebilir ama zaman dilimine baktığımızda ve ortaya konan hizmetlere baktığımızda gerçekten hani hem Türk kullanıcısının hem de yansımalarıyla dünyadaki kullanıcıların çok nasiplendiği birçok yeniliğe ev sahipliği yapmış bir platformdan söz ediyoruz.